Pratik matematik videosu yeni videolar için YouTube ve İzlesene'deki Buğrayan kanallarına abone olabilirsiniz. Şimdi bu tarz sorularda şıklara bakıyoruz. A'lı B'li yazmış. Demek ki A ve B cinsinden çıkacak. Pratik yoldan sayı vererek çözebiliriz soruları. Fakat şuna dikkat etmemiz lazım. Şimdi örneğin ben bu soruya A dakikada kısmına 10 dakikada dediğim zaman getirip onu şöyle yazayım. C ve D şıklarını. Ne oluyor? Onlar sadeleşiyor. İkisinde de sadeleşiyor. Dolayısıyla ikisinde de sadece B kalıyor. Ve C ve D şıkları aynı oluyor. Ne oldu? Hatalı bir sayı verme yöntemi oldu. Dolayısıyla bu tarz sorularda sayı verirken, hani çözümü pratik olarak denklem kurmadan sayı vererek çözeceğim diyorsanız, sayı verirken şuna dikkat edeceğiz. Şıklara bir göz atacağız ve şıklarda bizi çelişkiye düşürmeyecek, iki şıkta da aynı olmayacak şeylere dikkat edeceğiz. Az önce neden aynı oldu? Çünkü sorunun içerisinde zaten bir 10 var. Siz A'ya 10 verince bu sefer ikisi birbirine karışıyor. Ha, bunun yerine tabii 41 gibi abuk bir sayı da vermeye gerek yok. Şöyle bir şey verebiliriz. Mesela 5 dakikada 10 litre su aksın, bu çeşmeden akan suyla 20 litrelik kova dolsun. Şimdi bakalım, 5 dakikada 10 litre su akıyorsa 1 dakikada 2 litre su akar. Burası tamam. 20 litrelik kovada dolayısıyla kaç dakikada dolar? 1 dakikada 2 litre ise 20 litrelik kova 10 dakikada dolar. Cevabımız 10. Şıklara baktığınızda şimdi 5 ile 20'yi şöyle koyduğunuzda bu 10 etmez, gitti. 5 ile 20'yi şöyle koyduğumuzda 50 bölü 20 10 etmez. 5 ile 20'yi şöyle koyduğumuzda bu 10 eder. Doğru, 100 bölü 10 10. 20'yi koyduk, 5'i koyduk. 200 bölü 5 40 gitti. 20'yi koyduk, 5'i koyduk. Kesinlikle 10 etmez. Cevabımız Ceyhan. Neye dikkat ettik? Soruda kullanılan rakamı biz ayrıca A veya B'yi vermemeye dikkat ettik. Bu şekilde pratik olarak soruyu çözdük. Ha, denklem kurarak da çözebiliriz. Tekrar söyleyeyim. A'ya 5 dedik, B'ye 20 dedik. 5 dakikada 10 litre su akıyor dedik. Bununla 20 litrelik kova kaç dakikada dolar dedik. Ve daha sonra peki böyle kafamıza göre sayı verebilir miyiz? Ekstra bir durum belirtilmiyorsa veririz. Ekstra bir durum yok. Şıklar A ve B cinsinden olduğu için verebiliriz. Peki mesela 5,2 verebilir miyiz? Elbette verebiliriz. Ama çok karmaşık olur işlem. Gerek yok. Hani bu şekilde vererek pratik olarak soruyu çözebiliriz.